Sevdiğim bir yönetmenle yapıyor olmaktan dolayı da çok mutluyum. Onu da belirtmek isterim öncelikle. Sevgili Tayfun Pirselimoğlu. Evet, ilk önce klasik bir soruyla başlayacağım. Ker ne demek? Neyi ifade ediyor? Ben de hoş geldiniz diyorum. Bu en başta açıklamam gereken mevzu bu aslında. Ker benim bir romanımdan alınma. Ker aslında hepimiz biliyoruz, çok kullanıyoruz ama tekerrür, tekrarın kökü Arapça. Bir şeye başlayıp durmak ve tekrar başlamak adına anlamına geliyor. Dolayısıyla benim hemen hemen yazdığım her şeyde olduğu gibi bu filmde de, bunun hikayesinde de sürekli tekrarlanan şeyler var. Hatta benim bütün filmlerimde var bu. Yani filmin başıyla sonu hep aynı oluyor. Ve filmin içinde, hikayesi içerisinde de sürekli tekrarlanan şeyler var. Dolayısıyla bu böyle bir isme uygun gördüm. Peki, şimdiye kadar yaptığın filmlerin hepsinde o özgün senaryoydu. Bu sefer kendi kitabından uyarladın. Bu senin için nasıl bir deneyimdi? Bir farkı var mıydı daha doğrusu? Aslında yok. Çünkü romanı yazarken de biraz bir senaryo yazarmış gibi tasarlıyorum. Onu tabii romanda daha fazla yüzebileceğiniz geniş bir alan var. Fakat hikayeyi kurma adına romanı yazarken kendi tasavvurumun içerisinde gördüğüm resimler bir şekilde bu böyle bir iş yaptığım zaman senaryoya bana kolaylık sağlıyor o anlamda. Dolayısıyla daha önce hiç yapmamıştım kendi yazdığım bir romanı. Bu bir anlamında da zor çünkü oturup bir roman yazarken yani roman çok geniş bir alanda cenk ettiğiniz bir yer. Sinemanın bazı kısıtlı alanları var. Onu buna tercüme etmek çok da kolay değil ama diğer yandan işte yazarken edindiğim tecrübeyle onu senaryo haline getirmek çok da zorlamadı doğrusu. En azından şey yaşamadın değil mi? Ya bunları niye kırptın, niye bunları attın diye yazar yazar yönetmen çatışması yaşamadın. Ya burası da böyle olur mu? Bilmiyorum. Peki, sevgili Erdem, festivali seninle açtık İki Şafak arasında. Yine festivali seninle kapatıyoruz Kel'le. İlk filmde birlikte olamamıştık. İkisinde de son derece farklı iki karakter canlandırıyorsun. Ve ikisinde müthiş güzel kıvraklıkla bize izlettin iki karakteri de. Evet, şimdi Kere üzerinden bahsedelim. Senin nasıl oldu bu senaryoyla buluşman, Tayfun'la buluşman? Biraz bize onu anlatır mısın? Tabii ki. Teşekkürler öncelikle yorumlarınız için. Ben son İki haftada dahil oldum galiba projeye. Son bir aksilik oldu ve bu benim şansım oldu galiba bu rolle ilgili. Tayfun Bey'le bir kafede buluştuğumuzu hatırlıyorum. Ve de bir o kafedeki sohbet aslında benim audition'ım oldu galiba. Ben onu sonradan fark ediyorum belki de. Ve de o sohbette yine hatırladığım bir şey. Emin misiniz Tayfun Bey? Yani ben genelde tiyatroda daha deneyimim var ama sinemada daha yardımcı rollerde çıktım ve genelde o rollerde de hep mizahi bir unsur oldu. Yani İki Şafak arasında da olduğu gibi. Emin misiniz falan? Ben hallederiz Erdem falan dedi Tayfun Bey. Hani kendine ve birazcık da belki de bana güveniyordu. O şekilde dahil oldum diyebilirim. Ve de yine anlatabileceğim şey şöyle bir şey var. Yine ön hazırlıkta, kostümde bir sohbetim sırasında nasıl bir karakter bu sence? Senaryoyu okudun demişti Tayfun Bey. Ben de yani bir karakter diye hani herhangi bir rolü, herhangi bir romandaki kahraman ya da tiyatro oyunundaki ya da bir sinemadaki oynayacağım zaman şöyle bir karakter diye etiketleyip bir karar almaktan hani çekindiğimi söylemiştim. Ama çünkü karakter dediğim şey hayatta da bence insanın eylemlerinin toplamında oluşan bir silüet diyelim ki bir takım noktalar diyeceksek o eylemlere. Ve bu karakterin herhangi bir eylemini de göremiyoruz en azından bu film boyunca, bu roman boyunca ya da. Çünkü belki de işte Heidelberg ustası olduğundan bahsediliyor filmde hatırlarsınız.
belki İstanbul'da yani ya da İstanbul'da diye tahmin ediyorum. Yani Heidelberg ustası yaptığı, ustalık yaptığı yerde ya da 3 yıl önce karısıyla ayrılmış, o tarz bilgilerimiz var. Karısıyla ilişkisini görsek, o eylemlerini görsek belki karakterinden bahsedebiliriz ama bu içine düştüğü durumda film boyunca yaptığı diyelim ki genelde eylemiyor, maruz kalıyor bir takım şeylere demiştim. Dolayısıyla herhangi birimizi, başka başka karakterleri, doğaları olan herhangi bir insanı da böyle bir durum içine koysanız belki benzer şekilde davranabilir. Dolayısıyla ayrımlarını çok göremiyorum ama illa bir sıfattan bahsedeceksek yani şaşkın diyebiliriz bu karaktere diye konuşmuştum. Ve biraz da korkarak anlatmıştım bütün bu düşüncelerimi ne diyecek acaba diye. Çünkü hani bir ortada bir başrol var ve oyuncu da diyor ki bir karakter yok diyor. Yani aslında kötü duyulabilecek bir şey söylüyor. O da oh çok rahatladım gibi bir şey demişti yanlış hatırlamıyorsun. Yani sevindim çünkü bazen bir oyuncuyla başka projede yani herhangi bir şekilde konuştuğumuz zaman hani şey ya bu karakter nereli falan gibi sorularla da karşılaşabiliyorum. Ben bilmiyorum nereli, ben de bilmiyorum nereli olduğunu ve önemi de yok. Hani başka bir şey yazmışım ben orada demişti. Ve orada da anlaştığımızı hissetmiştim. Öyle de film boyunca devam etti bu anlaşma. Teşekkür ederim. Evet, bir aralarda soru alayım istiyorum. Çünkü diğer katılımcılar mı denir, ne denir bilemedim şimdi. Onlar arada ben yine bir şeyler soracağım çünkü. Evet, daha ısınacak seyirci. Peki. Ben şöyle bir şey okudum, katılır mısın bilmiyorum Tayfun ama biraz Alice Harikalar Diyarında'ya benzettim. Alice de bir dünyanın içine girer, o dünyanın içinde ne olduğunu bilmeden şaşkın şaşkın çeşitli karakterlerle karşılaşır ve anlandırmaya çalışır durumu. Ne dersin bu fikrime? Ben arkasını aslında Erdem sana da sorunun devamında bir şey, aynı paralelde bir şey sormak istiyorum. Benim yapmak istediğim sinema bu soruya teşekkür ederim. Yapmak istediğim sinema biraz böyle bir şey. Tasarladığım bir dünya var. O dünyanın içerisinde koyduğum karakterler var. Bunlar bir şekilde bir hikayenin içerisinde yuvarlanıyorlar. Benim kafamdaki, benim tasavvurumla oluşturduğum bu dünyanın farklı okumaları var. Ve bunların bu her okumanın da kendince kıymetli bir tarafı var. Bu dün akşam, geçen akşam konuşuyorduk. Umberto Eco'nun çok sevdiğim bir şeyi var, bir lafı var. Diyor ki roman edebiyat için diyor ki yazarın bir niyeti vardır diyor bir roman yazarken. Okuyucunun da diyor bir niyeti vardır. Fakat diyor bizzat romanın da çıkan eserin de bir niyeti vardır. Dolayısıyla sizin yarattığınız bu dünyanın seyirci ya da okuyucu tarafından algılanmasının dışında bir de o bir entite haline gelen o film ya da roman kendisini ifade etmeye, kendisini icbar etmeye başlıyor ve herkese bir yerinden dokunuyor. O yüzden asla itiraz edeceğim bir şey olamaz bu. Buna itiraz edecek başka seyirciler olabilir. Çünkü onların kendi dünyaları içerisinde koydukları ve okudukları yer o açı farklı olabilir ve hepsi doğru. Bence kıymetli ve güzel olan şey de bu. Yani bir daha da önemlisi bir filmi izledikten sonra o filmin izleyicisini takip etmesini de çok önemli ve kıymetli buluyorum. Yani bir takım soru, acaba şu muydu, bu muydu diye o soruların ızdırabıyla yaşamalarını istiyorum. Böyle bir şey yaratıyorsa ne hala? Zaten işte senin filmlerini bu kadar sevmemizin nedenlerinden biri de bu. Herkes kendi iş dünyasından, bugüne kadar getirdiği tecrübelerden yararlanarak bir şeyler okuyor. Ve 2-3 kişiyle konuşunca da 3 farklı okumayla karşılaşıyor olmak da insana keyif veriyor. Kendi adıma söylüyorum en azından. Peki, dediğim gibi ana karakter de bizlerle şaşırıyor, bizlerle bir şeyleri öğreniyor. Hani elbette elinde bir senaryo var, bunu tartıştınız, konuştunuz ama bu şaşkınlık halini yaratıyor olmayı veya bu hali yaratan motivasyonu sen bir oyuncu olarak nasıl ifade edebilirsin?
Şöyle nasıl diyeyim? Aslında biraz dolaylı olarak belki cevap verebilirim ama yani bir yönetmen olarak Tayfun Bey'e güvenerek ve aslında benim sadece tam başrolüm vesaire ama işin sadece bir kısmını yaptığımın hep farkında olarak belki diyebilirim. Yani ilk günlerde özellikle hatırlıyorum. Yani her take'ten sonra gözüm Tayfun Bey'deydi. Yani ne yaptım, nasıl vesaire gibi. O da hani genelde başka bir yere doğru gidiyor oluyordu. Bana bakarken de okey falan der gibi bir yüz ifadesiyle bana bakardı. Tabii ki bir sorun gördüğünde de gelirdi. Mesela şunu hatırlıyorum. Kendimce şöyle bir şey çıkarmıştım romanı da okuduktan sonra. Ya romanda böyle bir muziplik görmüştüm ben. Bu arada tabii ki film romanın birebir bir uyarlaması değil ama tabii ki senaryo başka bir şey, başka bir yazım tekniği. Romandaki her şey, bütün o tasvirler olamıyor orada. Ama kendimce o küçük aklımla diyeceğim, o romandaki muzipliği ben bu filme nasıl aktarabilirim? Yani yönetmenin bile anlamayacağı kadar eser miktarda ben bu muzipliği yapayım oyunculuğumla gibi bir karar aldım ikinci gün. İkinci günün ilk take'i, o aldığım kararı kendimce işte uyguladım. Tayfun Bey geldi, hani o genelde okey deyip uzakla. Ya Erdem biraz naif kaldı, değiştirelim dedi, gitti. Dolayısıyla yani gördüğü zaman, yani istediğini alana kadar bir yandan da dikkat kesilen bir yönetmen. Dolayısıyla bütün film boyunca hep ben ona güvendim diyebilirim. Ve de şeyi hatırlattım kendime, beni seçmesinde belki tipimin dahi bir etkisi vardır. Ve de bu hikayeyi tamam yani taşıyan benim ama şey sorumluluğu bende değil, yetkisi de bende değil, hatırlatarak oynadım diyebilirim. Tabii ki. Bir filmde çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşım geldi dedi ki Tayfun abi dedi inşallah ne yaptığını biliyorsundur, ben ne yaptığımı bilmiyorum. Sen ama miydin buna, o? Buna bir şey... Pardon. Şunu tamamlayayım. Ben şunu seviyorum. Yani oyuncuyla kurduğum ilişki adına, hele de bu film için iyice geçerli olan bir şey. Biraz oyuncunun kendisini tehlikede hissetmesinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl, nereye gideceğini biraz kendisinin kendi inisiyatifiyle bulmasını istiyorum. O bulduğu yol benim istediğim ve tasarladığım bir şeyse ona dokunmuyorum ama işte o başka bir yere gidiyorsa o yorum belki benim daha önce düşünmediğim bir şey de olabilir. Onu kabul ediyorum ama genelde benim kendi tasavvurum içerisindeki o çemberin içindeyse ona dokunmuyorum ama işte senin dediğin gibi biraz onun dışında olduğunu ve buna doğru olmadığını düşündüğüm zaman da müdahale ediyorum. Ama burada önemli olan şey biraz oyuncunun biraz korunmasız olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kendini koruması lazım ve güvenmesi lazım ve yanlış şunu yapacaksından ziyade o yapacağı şeyi kendisini bulması, bulduğu şeyi doğruysa da devam etmesi gibi bir şey, bir oyuncu yönetmen ilişkisinin doğru olduğuna inanıyorum. Ondan böyle. Evet, Emrah bir soru soracak. Teşekkürler. Ben de örneğin kendi izleme deneyimimde şimdi adını hatırlamadım ama Terzi'nin oğlu olduğunu çok iyi hatırladığım karakterin o Kafkaesk kayboluşunda bir düşsellik var ve şöyle düşündüm hep. Bir düş görüyor ve gördüğü düş Türkiye. Ama bütün bu yapının içinde beni en çok mekanlar etkiledi açıkçası. Biraz mekan seçiminizden bahseder misiniz? Nasıl oldu? Neleri ön plana koyarak seçtiniz? Biraz bu şeyle de romanla da alakalı. Yani romanı yazarken tahayyül ettiğim o dünyayı filmde kurmak yani şöyle oluyor. Yani yazarken bir sahne tasarlıyorsunuz. Gerçekten o mesela bir oda, o odanın içerisindeki masanın nerede durduğu, pencerenin nerede olduğu, nereden ışık geldiğini falan düşünüyorsunuz. Tabii ki sinemada birebir bunun karşılığını bulmanın imkanı yok fakat
o tasarladığınız dünyaya en uygun olabilecek mekanlar arıyorsunuz. Şöyle de bir faydası oluyor bunun. Bulduğunuz mekan size başka imkanlar da tanıyabilir. Mesela benim Saç filminde bütün peruk satıcılarını dolaştım İstanbul'un. Ve en son filmi çektiğime karar verdiğim yerde bir peruk, sefil bir perukçu tarla başında ve adam orada yaşıyordu. Yani ben onu senaryoda kendi evine gidiyor geliyor olarak gelmiştim ama kendi dükkanında peruk satan bir adamın yaşadığı bir mekan bana çok cazip geldi ve mesela oraya evrildi. Dolayısıyla dolaşmayı çok seviyorum. Çok sürekli belki de bu mesleki bir deformasyon olarak biraz da böyle yani şurası da bir yerde kullanabilir miyim diye baktığım için depoladığım böyle şeyler var, mekanlar var ve çok dolaşıyorum. Ve bu şeyde de, bu hikayede, bu senaryoda da çok mekan vardı ve epey bir şey yaptık, bir Türkiye turu yaptık diyebilirim. Büyük bir kısmı Kastamonu'da çekildi, bir kısmı İstanbul, Çankırı, Bandırma, öyle dolaştık. Bandırma dedin, şimdi benim gözlerim açık kaldı. Pardon, Mudanya. Bandırma'ya geldiğinde benim haberim olmadı mı dedim. Yok. Tamam mı? Tamam. Evet, var mı sorumuz? Merhaba. Sorum Tayfun Bey'e. Şimdi filmde bir örtülü suç ortaklığı mı anlatılıyor? Bir cinayet işleniyor. Cinayeti işte Adem Bey'in oynadığı karakterin derdi bir tek onun derdi. Diğer insanlar dert etmiyorlar. Hatta filmin sonunda da filmin ana karakteri herhalde öldürülüyor o şey tarafından. Onu bilmiyoruz. Ucu açık ama tam net söylenmiyor. Yani o da o şekilde tek tanık olan şeyde öldürülüyor ve olay kapatılıyor. Ya yani bir örtülü suç ortaklığını mı anlatmak istediniz? Benim okumam bu şekilde filmi. Teşekkür ederim. Aslında ben yanlış bir şey yaptım. En başta söylemem gereken şeydi. Böyle soru cevap kısmında ben en başta şöyle diyorum. Ben sadece sorularla mükellefim, cevaplar size aittir diye. Bu bir kibir ya da bir cevaplardan kaçma adına değil ama demin anlatmaya çalıştığım şeyden dolayı. Yani izleyicinin kendi yorumunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve doğrudur da ona asla itiraz etmiyorum. Bir başkası da sizin söylediğinizin tersine başka bir şekilde de yorumlayabilir bunu. O da doğrudur. Yani işte yapmak istediğim sinema, çırpındığım şey bu. Fakat seyirci tatmin olmak istiyor. Yani kendi cevabının onayını bekliyor genelde. Bu kibirli bir şey olur gibi geliyor bana. Yani şeyin, izleyicinin kendi yorumununla yaşaması ve o soruyu sürekli sorması belki de sinemanın yapması gereken işlevinin böyle bir şey olması gerekir. Bizim hep çok sevdiğimiz ve hep onlarla birlikte yaşadığımız filmler var tabii. Onları niye taşıyoruz? Çünkü o zaman da bizim bir yerimize dokunmuş ve bize bir takım sorular sordurmuş. Ve biz o sorularla, kendi verdiğimiz cevaplarla onu taşıyoruz. Öyle kalmasında yarar var. Yani size söylediğiniz doğrudur ya da yanlıştır diye bir cevap veremem. O öyle bir açıklama olabilir ancak. Filmlerinde görsel dilin, görsel dünyanın da çok önemli olduğunu biliyoruz hepimiz artık. Senin filmografini takip edenler de. Ve hep aynı isimlerle işbirliği yapıyorsun bu dünyayı kurarken. Andreas biri, görüntü yönetmenin, biri Natalie Yeres, sanat yönetmenin. Her seferinde aynı isimlerle çalışmanın getirdiği kolaylık mı bu? Yoksa artık hani bazı işbirlikleri vardır ki bütün filmografi boyunca aynı serüvende devam ederler. Bunu sorayım, arkasından da Andreas'a
işbirliğinize dair bu film özelinde nasıl çalıştığınızı sorayım. Evet, bizim bir çekirdek ekibimiz var. Ben bunu çok rahat ediyorum. Çünkü birbirimizi anladığımız, çünkü sinema yapım öncesi özellikle çok meşakkatli bir zaman. Yani onun paylaştığınız şeyin sahiden karşı tarafın da algılaması, anlaması ve o yoldan gidilmesi o kadar kolay bir işte değil. Dolayısıyla birbirimizi çok iyi anladığımız bu çekirdek ekiple ben öyle başladım, öyle devam ediyorum. Yani bu benim için bir yandan da büyük bir konfor tabii. Peki Andreas, bu film özelinde nasıl çalıştınız? Bambaşka yine bir renklerin, başka bambaşka bir atmosferin olduğu bir filmdi bu. Bu filme dair nasıl çalıştığınızdan biraz bahsedelim mi? Ben film takip etmek deniyorum. Daha önce uzun hazırlık yapıyor. Nasıl Tayfun dedi, kolay alışıyoruz. Benim Türkçe, okay, benim Türkçe çok kötü, kusura bakma. We can translate, Andreas. You can speak in English and I can translate. Ama çok güzel okay. Türkçe konuşuyor. Bence Türkçe bırakalım. Okay, then speak. Okay. Go on. O kadar. Hep aynı. Daha önce uzun iyi hazırlık yapıyoruz. Sette çok az konuşuyoruz. Daha önce her şey hazır. Önceki film, bu filmi takip etmek deniyorum. Kendisi atmosfer, kendisi anlaşma, minin, ne demek? Anlam. O kadar. Şöyle, biz dersimizi gerçekten çalışıyoruz. Yani ben kendi adıma, mesela storyboard yapıyorum. O büyük bir yardım bu storyboard çünkü. Andreas'a da çok yardım ediyor. Yani filmi çekmeden önce bir çizgi roman olarak okuyoruz ve açılar, ölçekler falan aşağı yukarı belli olmuş oluyor. Bu ders çalışmanın bu kısmı çok önemli. Öteki taraftan Tayfun'un film dünyası çok seviyorum. Onun için daha kolay geliyor bana çalışmak onunla. Soru var mı? Emrah Bey. Ben bir de oyuncu seçimine dair bir şey sormak istiyorum. Çünkü burada aslında biz 10 filmi izlerken birçok filmde tekerrür eden oyuncular gördük ama sizde yoktu bir iki isim dışında. Ve ilginç bir şekilde hep farklı yönleriyle gördüğümüz bazı oyuncuları burada değişik şekilde kullanmışsınız. Hem de işte Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu gibi aslında yönetmen kimliğiyle tanıdığımız kişileri de kullanmışsınız. Biraz o Erdem Bey'in oynadığı karakterler dışındaki oyuncu seçiminizi anlatır mısınız? Evet, bu tabii kalabalık bir ekipti, oyuncu ekibi ve şöyle kurulmuş aslında, ortada bir ana figür var, onun etrafında dönen farklı insanlar var. O karakterlerin kendi yazarken düşündüğüm o resimlerine yakın yüzler bulmaya çalıştım. Bence bir de hep başka yerlerde gördüğümüz çok kıymetli oyuncuların aslında yeteneklerini gösteremediklerini düşündüğüm oyuncularla aradım. Bir kısmı oldu, bir kısmı olmadı. Bence olanlar çok iyi oldu bence. Dolayısıyla böyle bir de yani dediğiniz gibi hep aynı oyuncular, aynı yüzlerle dönüp duran bir sinemanın dışında da böyle biraz ferahlaması lazım işin bu kısmında. Bu Hakkı'yla Melik de bence hakkını vermişler diyorsun. Hakkını verdiler gerçekten. Oradaki hiç görünmeyen, geçip giden küçük karakterler de benim için çok önemli. Efendim? Jacques Bey var. Dolayısıyla böyle küçük imzalar atarak
Jack Bey'i de bir yere koymayı çok istedim. O da geldi. Peki ben hemen burada sözü Gafur Bey'e vermek istiyorum. Hani alıştığımız rollerin dışında bambaşka bir karakterle karşımıza çıktı. Çok da mutlu olduk açıkçası. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii şöyle bir şey oldu. Önce hocama teşekkür ediyorum. Başka bir mahalleye taşınmış gibi oldum. Farklı bir dil konuşuluyor, mekanlar farklı, yaşayanlar farklı, hatta iklim farklı. Bazen kar, kış, bazen günlük güneşlik bir yer. Dolayısıyla ya da şöyle diyebilirim, mesela bir figüratif resmin içinden soyut resmin içine düşmüş gibi oldum. Çok da keyif aldım. Bu arada kendisi ressam var, o yüzden. Sonuçta benim için çok iyi bir deneyim oldu. Ben de açıkçası çok özellikle yapımcıların, yönetmenlerin ön yargılı baktıklarını düşünüyorum. Kolaycılığa da kaçtıklarını düşünüyorum. Bakıyor adamın burnu kocaman, renkli gözlü, sarışın, bu Karadenizli olur, bu filan gibi. Ben de o yüzden bu konuda biraz mağdurum. Hocam, Vildan Hanım arayıp böyle bir öneri getirdiklerini gerçekten çok mutlu oldum. Hocamın niyeti neydi bilemiyorum ama ben biliyorum da daha doğrusu. Umarım onun niyetine uygun bir sonuç çıkmıştır. Benim için güzel bir deneyimdi. Çok da keyif aldım. Umarım şansı da filmimizin güzel olur. Biz izleyiciler iknayız. Peki, teşekkür ederim. Peki. Melih Bey'in de hemen biraz sesini duyalım. Berberimiz. Siz neler söylemek istersiniz bu deneyime dair? Biraz önce dediğinizin dışında bir durum var. Tayfun Bey'le üçüncü filmim benim. Her seferinde değişik bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sanıyorum Tayfun Bey'in yönlendirmeleri sonucu kendimi bile tanıyamaz hale geldim filmde. Yani şey meselesine de gelince tiyatroda da sinemada da inandığınız yönetmenlere kendinizi bırakmanız gerektiğini düşünüyorum oyuncu olarak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sorumuz, mikrofonu uzatalım lütfen arkaya. Çok teşekkürler İsmail Timuçin. Altın Koza ekibindenim ben de. Az önce Tayfun Bey'in oyuncularla ilgili anlattığı özelliklerin dışında hani belli alanlarda, mesleklerde çalışan, alanlarda çalışan isimlerle ilgili. Yaş olarak burada yaşın bir önemi var mıydı Tayfun Bey? Bu karakterleri belirlerken mekanlara artı olarak belli bir yaşın üstündeydi. Başka kahramanın dışındaki karakterler. Bunun özel bir sebebi var mı? Bunu sormak isterim. Teşekkür ederim. Yok. Yani romanda geçen karakterler de aşağı yukarı bu yaş grubunda insanlardı. Bir şey işaret etmek adına öyle bir yaş şeyi yapmadım. Yani sadece o resme uygun yani benim yazarken düşündüğüm o yüzü yakın yüzler seçmek adına yaptım onu. Bu arada Melikler de genç yani. Ama o kadar uzun süredir ben de biliyorum ki kaç yaşında olduklarını, o kadar uzun süredir sinemadalar ki hani sanki böyle orta yaşa geçmişler hissi yaratıyorlar. Biliyorum ne kadar genç olduklarını. Bir de konu hakkında ipuçları vermeyi çok sevmiyorsun ama bir karakter hakkında biraz bana ipucu verir misin? Jale Arıkan, çok sevdiğimiz Muse bizim için. Onun karakterine dair bir şeyler söylesene. Yani daha iyi tanımak istiyorum evet, ben onu biraz. Yani o aslında filmdeki tek kadın. Hı-hı. Ve de böyle tam olarak da tanımlanamayan bir şekilde görünüyor. Bir hem bir hasta bakıcı, hem bir femme fatale, bir dansöz olduğuna dair bir işaret var. Böyle sonuçta farklı yüzleri olan bir kadının olduğu birleştiği bir figür olarak
çıkıyor filmde ve bunu yani bunu düşünmüştüm ben, tahayyül etmiştim onun olabileceğini ama bu ölçüde istediğimin de fevkinde olduğunu görünce çok mutlu oldum. Maalesef gelemedi çünkü Almanya'da çekimleri varmış. Ama gelseydi, o kendisi anlatsaydı çok isterdim ondan duymak bunları. Ya ama yine hiçbir şey anlatmadın, hadi alacağın daha olsun. Daha ne anlatayım? Güzel top çevirdi yine. Alacağın ya olsun. Ya dedim, femme fatale, hemşire, dansöz. Peki, filmin müziklerinden de bahsetmeden geçmek olmaz. Yine yol kenarında da birlikte çalışmıştı. Nikos'a sormak istiyorum. Ona ilham veren şeyler neydi bu filmin müziklerini yaparken? Nikos, music is a strong component of this film. So, what was your inspiration while composing and how was your experience with Tayfun Pirselimoğlu in filming process? Yes. Well, first of all, I was very happy to work with Tayfun because we had that collaboration before with Jorge Nari. And so we had already a sort of very good communication. And what was, and I liked very much the film as the other films that I had seen, and I was very happy to work with him again. But this time, it was a little bit a special use of music. Exactly, because what we needed, it was not, we didn't ask for a variety and quantity, but rather for one theme that unifies the whole thing. And this theme appears under very different circumstances. For example, from the radio. Or in the beginning of the film, or in the end of the film, then at the bar, then it is mixed with some fearing sounds when it comes from underneath, from the holes, the hole from in the basement of his house, and or in the tailor's shop, or even in the streets. So it's something that hunters the main character and gives this threatening, even if the theme in its own it has not a threatening character, but perhaps you have to translate all this because yeah, sorry to no problem yeah. Bu biz daha önce Tayfun Pirselimoğlu'yla Yol Kenarında çalışmıştık ve gayet iyi bir iletişimimiz var. Daha önceki filmlerini de çok severek izlemiştim. Bu filmde de birlikte çok güzel çalıştık. Fakat farklı olan tarafı bu filmin müzik kullanımını daha özel bir şekilde yaptık. Çok farklı müzikler kullanmak yerine tek bir ana tema seçtik. Ve bunu filmin çok değişik yerlerinde farklı varyasyonlarla kullandık. Filmin açılışında radyodan gelecek şekilde, sonunda Bodrum'daki çukurdan korkutucu bir şekilde gelecek şekilde, terzi dükkanında ve hatta sokaklarda hep karakterin peşinde, hatta zihninde olan bir tema oldu bu. Well, I'm happy because you translated it very very well. Because you told very well. Yeah. yeah, that's it. This is it, I think. It becomes obsessional. It is an obsession in his mind, and this gives this even the slight variations which appear, as I said, mixed with the main theme. The theme itself, it's not changing. It's an obsession from the beginning to the end. Tıpkı karakterin zihnindeki gibi, zihnindeki şeyler gibi, bu müzik de filmin çeşitli yerlerinde farklı varyasyonlarla bir takıntı diyebilirim, bir takıntıya dönüştü ve o şekilde kullanmayı tercih ettik. Teşekkürler. Evet, mikrofonunuzu atalım ön. Merhabalar. Ben şeyi sormak istiyorum, genel olarak filminizle ilgili de, filmografinizle ilgili de bir soru. Aslında
filmleriniz böyle bir mizah yönü sürekli olan, yani kara mizahın sürekli yer aldığı. Fakat hiçbir şekilde de o ince çizgiyi geçmediği, yani bir güldürüye dönüşmediği, ki buna çok müsait alanlar aslında, ki bunu dünyada yapan da çok sinemacı var. Yani hiçbir şekilde böyle bir kahkaha sinemasına dönüşmediği, bir şekilde o soğukluğu da kurduğu bir film. Filmografinizdeki filmler. Keza bu filmde bayağı ayyuka çıkıyor bu durum bence. Bu durum için ne söylersiniz? Filmdeki mizahın tonunu nasıl ayarlıyorsunuz genelde? Teşekkür ederim bu soruya. Çünkü böyle benim çok pesimist, kasvetli işler yaptığımız söylüyorlar ki doğrudur. Bu ben öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu sizin söylediğiniz nedenden dolayı. Yani bu anlatılan hikayelerin seyircinin seyirciyi mutlu edecek hikayeler olmamasıyla da alakalı tabii. Fakat onun içerisinde dediğiniz gibi bir yerinden akan hep böyle bir ironi var. Açıkçası bunu hesaplayarak yapmıyorum. Yani kendi yazarken fıtratımda var yani. Yazarken öyle çıkıyor. Onu bu çok tehlikeli bir şey. O çizgiyi aşarsanız sahiden, yani bu bir çeşit bir ip cambazlığı gibi filmde anlattığım şekilde, yani düşerseniz çok can acıtıcı olabilir. Ben korkmuyorum ve dolayısıyla o ipin üzerinde rahat hareket ettiğimi düşünüyorum. Benim en böyle ağır filmlerimde bile, yani seyirci için ağır, mesela pusu öyle derler. Ben onu çok mesela komik bulurum o film. Yani komikten kasıt böyle kendince bir derin bir humoru olduğunu ve bunu hisseden seyirciyi çok kıymetli buluyorum. Onun için size teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Kars Sinema topluluğu olarak birçok filmini daha önce gösterdik ve seyircimizin de çok beğendiği bir yönetmen. Kendisine burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ama ben genel bir soru sormak istiyorum. Bu Ulusal Sezgi'deki bütün filmleri açık havada beraber de seyrettik, dikkatini çekti. Bu Türkiye, buradaki yarışmadaki filmleri de gözeterek Türkiye sinemasına dair ne söylemek istersiniz? Onu merak ediyorum. Sabaha kadar konuşur Tayfun bu konu hakkında da. Birkaç cümle ver. Kısa şey yapacağım. Yalnız Türk sineması için değil, yani dünya sinemasının gidişatına dair de bir cevap olacak. Demin söylediğim cümleyle de alakalı biraz pesimistim bu konuda da. Şundan, çok kıymetli yönetmenler var. Sahiden yani çok önemli yönetmenlerin olduğu bir sinema. Fakat yeni jenerasyonu gelen yeni ilk filmlerin, ikinci filmlerin çekenlerin biraz daha cesur olmaları gerektiğini düşünüyorum. Cesaretten kastım. Zihin olarak daha cüretkar olmaları lazım. Biraz 80'lerin zihniyle yapılmış filmler izliyorum. O beni çok üzüyor. Hepsi değil tabii, içlerinde çok kıymetli olanlar da var. Fakat genel olarak bir ruh hali, sanki biraz elini korkak alıştıran bir jenerasyon var gibi geliyor bana. Bu bulunmaz, sıyırmak lazım. Bir de şu da var, yani bütün dünya sineması için geçerli olan bir şey, seyirci profili değişti. Yani biraz bu platformların da bunda rolü mü var bilemiyorum ama yani büyük festivallerde ana yarışmada gördüğünüz filmler mesela 10-15 sene önce o festivallere gelen şimdi başyapıt muamelesi görüyor. Böyle bir dejenerasyon olduğunu düşünüyorum. Bizim sinemada bundan biraz payını alıyormuş gibi geliyor bana. Yani pesimistim yani. Harika özet. Evet, artık toparlayalım. Herhalde en uzun soru cevap oldu. Var mı sorumuz? Peki Emrah, üçüncü ve son sorunuzu alalım. Kendisi burada değil ama bahsedelim biraz. Rıza abi inanılmaz bir... Aynen.
Aynen. Yani kara mizahın bedenselleşmiş hali gibi. Korkudan gülemiyorsun. ama bu, nasıl yaratıldı bu tip? Kim, siz mi, o mu, birlikte mi? O, onda Natalie'nin çok büyük payı var. O karakter, çünkü biz Rıza Bey'le benim bütün evet. filmlerimde var. Vazgeçilmez oyuncusu değil mi? Rıza Akın. Ve artık her filmde de yeni bir yüz bulmamız lazım ona. Fakat bu filmde özellikle bu karakterle, çünkü çok belirsiz, böyle muallak bir şey. Katili filmin, orada hani ismen bazen seyirci kaçırabiliyor. Evet, doğru. Dolayısıyla Natalie ile oturduk, düşündük, şöyle bir şey yapalım, böyle bir şey yapalım dedi ve sonunda yani onu Natalie'ye borçluyuz. Evet, son sorum. Filmin gizli şövalyesi, gizli kahramanı Vildan'a, yapımcımız. Sen bu süreci dair neler söyleyeceksin? Bir de bundan sonraki Kerin yolculuğuna dair neler bekliyor Keri? Onlardan bahset ve öyle kapatalım. Tamam. Yani bütün herhalde yapımcılar, bütün film yolculuklarında olduğu gibi, bütün filmlerin yolculuklarında olduğu gibi tabii ki çok zorluydu. Ama yani yapım kısmı biraz parayla ilgili olduğu için ve onu bulmak hakikaten çok meşakkatli. Fonların destekleri çok önemli oluyor. Biz Ker'de bunu yani çok destek aldık Ker'de. Gerçekten bu çok değerliydi bizim için. Hem bakanlık desteği olsun, Kültür Bakanlığı'nın, hem CNC, Fransa'dan, CNC'den aldığımız destek olsun. Yunanistan'dan aldık, Öremaj aldık, Creative Europe aldık. Yani bu filmin çok daha rahat yapılabilir hale gelmesini sağlıyor. O anlamda tabii ki çok rahatlatıcıydı ama tabii bütün filmlerin yapım süreçlerinde olduğu gibi zorluydu. Bir sonraki projemiz İdea, Tayfun'un projesi, uzun metraj yine. O da çok şanslı başladı. Bu sene Cannes'ın atölye seçkisindeydi. Orada birçok toplantılar yaptık. Ortak yapım, satış, işte distribüsyon vesaire gibi. O anlamda çok şanslı başladı. TRT 12 Punto'dan zaten bir ortak yapım desteği almıştı. Şimdi bakanlık vesaire. Onun da yolunun şanslı ve güzel olacağını umuyoruz. Onun çekimleri önümüzdeki sene Ekim-Kasım gibi düşünülüyor. Gelin. Ha evet, Ker buradan Antalya, yani Antalya'dan döndükten sonra Varşova Film Festivali'nde ana yarışmadayız. Peki. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. 5 gündür benimle birlikte olup desteklediğiniz için beni. Arkasından da bu şahane ekip için kocaman bir alkış alarak. Umarım 2022'de yine bu koltukta oturuyor olurum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Rica ederim. Hiç aklıma gelmedi Varşova'ya, ki söyledim.